Evet. Herkese günaydın. Manzara müthiş. Gerçekten manzara çok güzel. Sivrisinek olmasa. Bunu demesem olmayacak. Çok sivrisinek var. Çünkü Evet. yemek yediğimiz yer nasıldı? Çok kötüydü. Güzel gözüküyor aslında. Karidesler de gayet güzeldi yani. Ama balık yani ben haftada bir kere balık yerim yani. Ben balığı çok severim. Yani balık nasıl lezzetli olduğunu da bilirim yani. Ve hiç lezzeti yoktu yani. Kırmızı balık göstermiştik hatta. O kırmızı balıktan yedik yani. Yani yapamıyorlar. Ya balığın kendisi öyle yapılmıyor ya da yapmasını bilmiyorlar. Hiç lezzeti yoktu yani balığın. O konuda hayal kırıklığına uğradık. Hugada'nın kendisi nasıl diyeyim yani böyle güzel değil yani. Böyle her tarafta böyle para dilenen insanlar var. Çocuklar da var. Yani küçük çocuklar da para dileniyor. Bu çok üzücü bence. Yani bilmiyorum her taraf böyle. Ben yöresel şeyleri severim böyle. Yöresel böyle her şey böyle gözükmesi. Bu yok yani. Bildiğin turist atraksiyonu yani turist eğlendirmesi. Beğenmedim yani Hugada'yı beğenmedim. Yeni bir şey öğrendim. O da burada Hugada'da yani bu Kızıldeniz'de sıcaklığından yunusların yaşam alanıymış Kızıldeniz. Onu da dün akşam turlara bakarken öğrendik. Yani çok sevindim buna çünkü hep çocukluk hayalim yani yunuslarla yüzmek yani. Ama bir havuzun içinde değil yani. Yunuslar özgürce çok akıllı varlıklar. Özgürce denizde yüzsünler, yaşasınlar ve ben de onların yanında yüzeyim. Onları göreyim yani. Onu istedim. Ve gerçekten de burada olduğunda bilmiyordum yani. Kızıldeniz'deymiş böyle bir alan. Ve öylelikle tur şey yaptık yenice. Dün akşam yaptık. İki tur vardı. O iki turdan da birisi direkt öbür gün yani öbür sabah başlıyor yani bu sabah başlıyor. O yok o 8 saat sürüyor. İçine yemek var büyük bir gemi böyle içine yemek var her şey var yani tekne turu gibi. Ama maalesef o yok yani o bitti bile bugün için. Başka bir tur var aynı fiyatta. Ya kişi başı 25 euro speedboat'la gidiyor. O 4 saat sürüyor. Onunla şimdi birazdan bizi otelden alacaklar. Ve 4 saatlik Yunus balıkları göreceğiz yani. Yemek dahil mi? Yemek yok, hiçbir şey yok onun içinde. Speedboat'ta hızlıca seni götürecek, yüzeceksin, göreceksin. Nereden İnşallah bulduk görürüz. turu? Aplikasyonun ismi Get Your Guide diye bir aplikasyondan bulduk. Direkt kredi kartıyla ödeme yapılıyor. Otelinize ve otel bilgilerinize veriyorsunuz. Sizi sabah dedikleri saatte alıyorlar. Marina'ya götürüyorlar. Gayet güzel bence. Şimdi o zaman biz çıkıyoruz. Evet. İnşallah Yunus'ları görürüz. Çok istiyorum. Biz baya hazırlıksız geldik. Nasıl? Biz tek burada piramitleri ve krallar vadisini görmek için geldik. Onun için eşim dedi ki yüzme şeyleri gerek yok dedi. Ben ne olur ne olmaz yüzme şeylerini alayım dedim. Ama yani GoPro için mesela yüzme adetlerini almadım. GoPro'da suya sokmak için birkaç adet lazım. Onları almadım yani. Tek belki yüzeriz diye bir yüzme şeyler aldım o kadar. Ve telefon için de GoPro almadım. Öyle olunca tabii ki parayla burada almam gerekiyordu. Bilirsiniz bunları klasik her yerde satılıyor. Bunlardan aldık şimdi.
Bunlar normalde biz kendimiz de satıyoruz bunları. Bunlar normalde değeri 1 euro mu ne yani, daha kötü, daha az hatta belki. Yani ucuz bir şey yani, Çin malı. AliExpress'e alıyorsun, geliyor yani, çok ucuz bir şey. Ama lazım olmazsa da olmuyor yani. Ne diyeceğim? Bunu aldık. Adam 10 euro dedi. 10 euro değeri tabii ki değil. Aşağı indirmeye çalıştık. 6 euroya kadar indirdik. 6 euroya aldık bu kapı. Açalım. Çok güzel bir özelliği varmış. Yukarıda yazıyor. Aslında gayet iyi bir özellik yani. Bunun için bunu kullanacağız. İnşallah yunusları görürüz. Onlar için neler yapıyoruz. Böyle kapı. İşte ihtiyaç olduğu anda ve onu satan sadece tek bir yer olduğu anda mecbur o parayı veriyorsun ya da almaman gerekiyor. Almazsan da bir zevkini göremeyeceğiz tabii. O yüzden. Bizim otelimiz orada. Çok yakınmış, bilmiyorduk. Ama yine de ücretsiz otelden almayı yaptılar. Evet, heyecanlıyız. Yunusları görürüz inşallah. Ay. 10 euro marinaya giriş parası verdik. Zaten sitede de yazıyordu. Öyle. Devam edeceğiz şimdi. Yani kişi başı 30 euroya mal oluyor. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Okay, I can make you some small instruction first. Guys, you book with us dolphin trip. First we will start from the searching dolphins. It's like you'll be 1.5 hours we search dolphins and make two different stops for snorkeling. Okay? After we will go to Abu Munar Island. It's sand beach on the middle of the sea. It's so beautiful. Same, you can make some beautiful photo pictures. Spend your time. On the boat we prepare for you fruits, water, soft drinks. Okay? I hope you spend good times with us. You will enjoy, guys. Okay. Let's go. Thank you. Hadi bakalım. Gemi bu. Please take off your shoes. We will put to the boat. And guys, please tell me, you need some snorkel equipment. Flippers mask. You write 40 size and one mask, correct? You write 38 size, correct? And you form your shoes. Okay, perfect. Size 39 and one mask. Go for a head. Yes, sorry. Hadi bakalım. Paketten sonra bildiğimiz ikinci istekimiz. Ben bunu tek motor yapıp, pettekilerde 3 tane var. Evet, o büyüktü ama. İnşallah, inşallah yunusları görürüz var ya, çok heyecanlıyım. Ve başlıyoruz. Thank you.
bütün gemiler Yunus balıkları bekliyor. Burada görmüşler. Biz de bakıyoruz nerede ama göremiyoruz şu anda. Bakalım. Bekliyoruz. Herkes Yunusları arıyor. Aynen. Üç kişi ufak bir aile. Yunus ailesi. Onları takip ediyoruz işte. Ama güzel bir iki görüntü çekebildik sanırsın. Kamerada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama çok güzeller. Biz Göcek'te görmüştük böyle tekne turuna katıldığımızda. Orada tek bir taneydi. Böyle o zaman böyle yanımdan geçiyordu böyle. Tekneyle gitti ama buradan bize yarışıyordu böyle Göcek'te. Orada balıkları koşturuyorlar. Bu tekne geldi. Çok ses yapıyor. Sinema gibi 100 kişiyi toplamışlar. İşte iki Yunus göreceğiz diye şey yapıyorlar. Bizimki gibi küçük bir grup. Sadece 4 kişiyiz grupta. Ve gayet iyi. Çok hızlı yüzdükleri için onlarla beraber yüzemiyoruz. Yani ama yazın çok fazla gruplar halinde oluyorlarmış. O zaman yüzme fırsatımız daha iyi oluyormuş. Yığmışacık. Yani böyle bir kum görülmedik yani. Bu adanın güzel şey yani o kadar güzel bir turkas rengi var ki bu hayatımda gördüğüm en güzel turkas rengi olabilir yani. Şu renge bakın ya. Çok güzel yani. Renge bakın ya. Böyle bir renk görüldü mü ya? Gemiye binme vakti geldi. Müthiş güzel, müthiş güzel. Gerçekten. Ben burada bütün geçirebilirim ya. Oh, burası derinmiş. Hoppa.
Denizlendim. Sen nasıl nasıl? Suyum. Burada meyve varmış hayatım. Kavun var burada. Bu da geminin bize hazırladığı meyve tabı. Tamam hadi. Come on. Böyle yazıyor. Böyle dışarıda yolda bayağı iyi gözüküyor. Bayağı da ciddi. Böyle. Mutfak bu böyle dışarıda. Hadi bakalım içeri girelim. İsmi de böyle. Bayağı da kalabalık yani. Nereye otladın? Hello. Evet, menü bu. Biz ne aldık? Et aldık ama yarım kilo aldık. Biz bir kilo var, biz iki kişi yarım kilo aldık. Bir salata aldık. Ve bir tane de ben hasta olduğum için ortada da bir sebze çorbası aldım. Ya öyle bir şey ki, hangi lokanta temiz değil, hangi lokanta kötü bilinmiyor. Hasta oldum, çok kötü hasta oldum yani. Onun için artık her yerden yemekten korkuyorum. Umarım bir şey olmaz. Böyle yapıyorlar. Really delicious. Really good. Çok güzeldi. Önceki fikriniz balık lokantasına bence hiç gitmeyin. Direkt buraya gelin. Yarım kilo et yedik. Yani et çok lezzetli. Ve temiz. Ve temiz de. Çok sıra var. Onu da söylemek zorundayım. Biz gidiyoruz. Evet. Evet. Mango suyu geldi. Künefe. Künefe var burada. Aynen. Bunlar kanapa diyor. Biz künefe diyoruz. Ve küçük künefe 85. Buranın ismi de son çantamızı hazırlıyoruz. Bugün yolculuk Türkiye'ye. Mısır macerası sona ermekte. İki küçük çantayla geldik. İki küçük çantayla gidiyoruz.
buradan souvenir olarak aldığımız papyrus, her turistin aldığı şey. Biz turist değiliz, traveler'ız daha doğrusu. Ve iki taş. Evet. Okey. Girerken doldurduğumuz kağıtları çıkarken de dolduruyoruz, bilginize. Gidiyoruz. Ve böylelikle video bitiyor. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonunu basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.